Öznur, ıspanaklı boşnak böreği yapacaksın. Bir boşnak olarak ben de çok severim. Arkadaş ne dedi dün? Ben dedim ıspanaklı sevmiyorum dedi. Kim? O şey var ya hani kınalı kafalı. Kınalı kafa kim anneciğim? O şey kameramdaki çocuk işte. Ben sevmiyorum ıspanaklı dedi. Başka bir koy, içine başka bir şey koysaydı ya dedi. Anneciğim, bana bir tane türkü söyler misin? Söyleyeyim mi kızım? Söyle. Kundurama kum doldurdum, atmaya kürek gerek, ağrıdı dişim, nanay, nanay gülüm, nanay, nanay yavrum, nanay, nanay gülüm, nanay. Bravo anneciğim, sesin de güzelmiş. Öznur, Dudo V'nin şekli böyle mi? Kalacak olsun, böyle yapacak. Ben sadece biraz daha küçük yapıyorum, normalde biraz daha büyük olur. Çok büyük, küçük yapsın mı? Ha, böyle kocaman olursun. Kocaman mı olur? Tabii şişiyor. Şerbetini çektiği zaman biraz şişiyor. Şişiyor, şişiyor. Evet. Anneciğim, gelinin yapamadı sanki. Bu tatlılar şişmez. Şişer, karbonat koydu, kabartma tozu koydu, niye şişmesin? Şişmez. Şişer. Şişmez. Görürsün bak şişimi şişimi. İddiaya giriyor musun? Giriyorum. Eğer şişerse 4 tane yerim. Şişmezse 10 tane. Tamam ama 10 tane. 10 tane zaten hepsini burada. Hepsini mi yiyeceğim? Peki tatlının içinde neler var? Karbonat, kabartma tozu, vanilya, yoğurt, yumurta, un. Ya. Şeker. Bunun haricinde başka bir şey yok. Bir de ceviz. Dudo V'nin hamuruna elle şekil veren gelinimiz fırın tepsisine yerleştirmeye devam ediyor. Hiç duymadım da yemedim de yani ilk defa diyorum Dudube tatlısını. Dudube mi? Dudube. Gerçek hiç yemedim de ilk defa duyuyorum 55 yaşındayım. Ara sıcağıyla devam eden Öznur, ıspanaklı boşnak böreğinin hamurunu yoğuruyor. Başka neler girecek içine? Zeytinyağı, çiçek yağı, kaymak ve tereyağı. En büyük özelliği kaymak. Nerede o kaymak görebilir miyim? Evet, dolapta değil şu an dışarıda. Aman bir şey olmasın. Yok. Bunları özel olarak mı getirdin? Evet, özel olarak aldım. Aa, bu kavrulmuş un muydu kız? Hayır, değil. Kavrulmuş un mu kullanacaksın? Hayır. Kavrulmuş un değil zaten. Ailenden mi öğrendin börek açmasını? Biz normalde hep beraber açıyoruz. Zaten biz yaptığımız zaman yani böyle bir tepsi, iki tepsi gibi değil. Böyle 7-8 tepsi. Böyle difrize, buzluğa falan atarız genelde. Kaymağını falan böyle içine az koyup tekrardan üstüne zaten tekrar sürüyoruz. Hani şey ol hazırladıktan sonra. Koyuyor mu dalım? Evet az daha alayım. O yüzden hep beraber yaparız aslında biz. Yani özel olarak öğretilmez, biz bakarak öğreniriz. İlk böreğini ne zaman açtın? Evlendikten sonra. Ne? Evlendikten sonra mı? Ama çalışmış, ne yani yaptı şimdi? İlk kendim yaptım evlendikten sonraydı. Peki yaptığın ilk börek nasıldı? Güzel miydi? Az da attın mı? Biraz hamur kalın. Kalın oldu demek. Anneciğim, gelin yapabilecek mi? Ya yaptın mı, güzel yapıyor canım. Kaşı ben yer sofrasında yapmıştım evdeyken. Yer sofrasında. Evet. Normalde masada açılır. Benim mutfağım oradayken çok dardı. O yüzden orada yapamamıştım. Ha, şimdi burada yürüyelim. Ama şimdi buradaki tezgah da çok geniş olduğu için çok problem olmayacak benim için. Biz ıspanaklı boşnak böreğini yedim ama yapmadım. Güzel olur. Güzel olur. Eğer tadıyla tuzuyla yapılırsa güzel olur. El açması olursa, tadıyla tuzuyla olursa çok güzel olur. Ama tadıyla tuzuyla olmazsa yenmez. Öznur, yarışmaya kayınvaliden katılmak istemiş. Sen pek gönüllü olmamışsın. Evet, ben çok istemedim aslında. O da yemeklerime güvenmediğim için değil de. Niçin peki? Hani kameraya karşı biraz şeyim var. Kameraya karşı neyin var? Fobim var. Nasıl fobin var? Yani öyle kamera karşısında yemek yapabileceğimi düşünmemiştim. Ama şu anda yapıyorsun. Evet, doğru. Ama o zaman hiç şey yapmamıştım. Bir de zaten başvururken de ne de olsa çağırmazlar, aramayacaklar falan dedim. Çünkü ilk defa demiyor aslında. Uzun zamandır başvuru yapmamı istemişti kaynana. Sonra gönlü kırılmasın, başvurayım ne de olsa aramayacaklar dedim ki... Ertesi gün aradılar, o da bizdeydi, reddetme şansım da olmadı. Ara sıcak olarak servis edilecek boşnak böreğinin ıspanakları doğranmaya devam ediyor. Anneciğim, meşhur tuzluğuna kaya tuzu mu koyuyorsun? Kaya tuzunu öğütüyorum ben. Öğütülmüş kaya tuzu. Öğütülmüş alayım. Çocukluğundan beri tuzlu mu yiyorsun? 10 yaşından beri, kendim bildim bileli. 43 seneden beri ben bunu yiyorum. Hep böyle miydin? 43 sene, 53 yaşındayım. Aman anneciğim, lütfen dikkat et. Ama senin bu tuz dökmene şov yapıyor diyenler oldu.
Oldu desinler. Umurumdaydı öyle sanki. Sanki umurumdaydı desinler. Zaten gelinin de annem bol tuz kullanıyor dedi. Söylüyor. Herkes biliyor. Tuzun şovu mu olur? İnsan kendine zarar verecek şeyi yapma. Tamam zararlı ama özün bunu suyu al mı? Bak şuna kızım. Şerbeti kapat dedim ya. Eyvah! Şerbeti kapatmadı. Gitti şerbet gitti. Hemen yenisini yapalım çavul. Yani öyle yapacağız. Bakın yeter kızım yetmez mi? Ay nasıl yetsin? Ya. Kapat kenara koy dedim altını açık bırakmışsın ya. Boşnak tatlısı Dudove için yarışmacımız yeniden şerbet hazırlarken ana yemek için haşlanan kuru fasulyeleri kontrol ediyor. Ana yemeği boşnak etli kuru fasulyeye devam eden yarışmacımız ıspanaklı iç harcı için soğan rendeliyor. Anneciğim gelinine kıyamıyorsun değil mi? Bana bak gelin bir şey oldu mu bana bakacak da elden ayaktan düşünce. Gerçekten mi? Tabii söz verdi. Emin misin? Vallahi eminim artık. Bakacağım mı özünü? Tabii ki de bakacağım. Bak. Ama şimdi ne yapayım bir tane kız mı bir tane oğlum mu? Başka kimse yok ki. Bir tane daha oğlun var. Tabii bir oğlum var benim. Bir oğlu bir kızı var. Bir de ben varım. Kendi yok o kendi dedi ama bakacak olan benim dedi. Yarışmacımız boşnak etli kuru fasulye için rendelediği soğanları kavurmaya başlıyor. Boşnak etli kuru fasulye. Acaba kuru fasulye boşnakların mı? Bildiğimiz kuru fasulye yani. Bunu herkes yapabiliyor. Sadece eti farklı. Gelinimiz ana yemek boşnak etli kuru fasulye için kap